Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Lenovo IdeaPad Y560'ın hard disk değişimini yapacağız. Şimdi Lenovo'larda genel yapı aynı şekildedir arkadaşlar. IdeaPad'lerde falan sizde de kısmi olarak aynı noktadadır. Bu görmüş olduğunuz kısım işlemci, soğutucu, işte ekran kartı kısımları. Bu aşağı kısımda bulunan kısım ise hard disk kısmıdır arkadaşlar. Öncelikle burayı bir açalım. Şimdi görmüş olduğunuz kısım arkadaşlar, bu kısım hard disk kısmımız. Burada dikkat etmeniz gereken, burada koruma var. Hani hard diskin arızalara karşı, darbelere karşı korunması için. Yine şu şekilde tutacaktan böyle tutarak, çekerek hard diskimizi alırsınız. Görmüş olduğunuz gibi BD'nin 750 GB'lık hard diski. 2010 yapımı bu hard disk. Eski hard diskimiz buydu. Bayağı da kullandık. Şimdi hard diskin üzerinde bulunan bu kısım arkadaşlar bilgisayara ait olan bir kısımdır. Yani hard diskle bir gelmez. Buna dikkat edin. Bunu sökmeniz gerekiyor. Bunu sökelim. Şimdi söktük parçamızı. Bu şekilde bir parçamız kolay çıkarıp takmamız ve korumayı sağlayan. Bu da eski hard diskimiz. Eski hard diskimizi yukarıya bırakalım. Yeni hard diskimizi alalım arkadaşlar. BD'nin 750 GB'lık 7200 RPM'lik hard diski. Şimdi dikkat etmeniz gereken, buraya takıyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Şu üst kısım yukarıya denk gelsin. Bu şekilde takın. Şimdi hard diskler geldiği zaman arkadaşlar bir bölümleme yapılmaz, bir formatlama yapılmaz. Yani içerisinde sadece işte 750 GB ise 750 GB'lık bir alan vardır. Bunu bölümlemek, alanları formatlamak size ait. Bunu da format CD'nizle yapabilirsiniz. Windows'un ön yükleyici kısmından orada yükleme kısmına özel diyerek hard diskin bölümlerini ayırabilirsiniz. Vidalarımızı taktık. Hard diskimizi yerine oturtturduk. Şu kısma da dikkat edin arkadaşlar. Hard diskin sallanmasını engellemek için burayı da sağlam bir şekilde sıktığınıza emin olun. Daha sonra Windows ön yükleyici ile hard diskinizi bölün, formatlayın, güle güle kullanın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.